Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aspirinli domates tarifi vereceğim. Kış aylarında salatalarda tüketmek için bozulmadan domatesleri saklama yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Aspirinli domates nasıl hazırlanır? Püf noktalarıyla her aşamasını gelin hep birlikte öğrenelim. Bugün yine sizlere bir kış tarifi vereceğim. Aspirinli domates hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi burada benim domateslerim var ve aspirinim var. Şimdi hazırlama aşamasına geçelim. Bu çok eski bir tariftir arkadaşlar. Annelerimizin yaptığı bir tarif. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. İlk olarak ne yapacağız? Domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde normal bildiğiniz kabuklarını bir güzelce temizleyeceğiz. Evet, bugün yine bir kış tarifi hazırlayacağız arkadaşlar. Aspirinli domates. Birçok arkadaş bu tarifi pek bilmez. Aynen yaz aylarında yediğimiz domatesler gibi harika bir tarif hazırlayacağız. Asla bozulmayacak arkadaşlar. Salatalarda bunu tüketebilirsiniz. Yazın yani bir adet soğan, biber yanına doğradığınız zaman kışın biraz da bundan koyun. İşte sana mis gibi bir salata tarifi olur arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi domateslerimizin ilk aşamada kabuklarını soyuyoruz. Aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerin kabuklarını soydum. Şimdi domatesleri doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle yemeklik olacak şekilde şu beyaz sap kısımlarını yine ayırıyoruz. Şöyle ufak ufak yani salatalık olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerimizi doğradık. Şimdi ölçümüze geçelim. Şöyle kenara alıyoruz. Başka bir kabımızı yanına aldık. Şöyle bir yarım kiloluk kavanozum var arkadaşlar. Bu yarım kiloluk kavanozun ölçüsüne göre size tarif ölçü vereceğim. Şimdi şöyle kavanozumu güzelce ilk aşamada dolduruyorum. Kaç kavanoz çıkacaksa aspirin ölçümüz o kadar olacak arkadaşlar. Bir kavanozumuz oldu. Kabımın içine döküyorum. Buradaki domatesleri ölçeceğim. Beş kavanoz domatesimizi doğradık buraya arkadaşlar. Bakın. Üzerine 5 kavanoza 3 kaşık tuz ilave edeceğim arkadaşlar. Normalde yarım kilo kavanozlara yarım kaşık konur. Şöyle 3 kaşık ilave ettim. Şöyle bir karıştırayım. Kontrol edeceğiz. Biraz tuzlu olması gerek arkadaşlar. Koruması için domatesleri.
Şöyle bakın karıştırıyorum. Evet. 3 kaşık tuz ilave ettik 5 kavanoza. Yarım kaşıktan her kavanoz başına yarım kaşıktan birazcık fazla koydum. Evet. Burada benim aspirinlerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aspirin ilavesini yapacağız. Aspirin ilavesi için arkadaşlar 5 kavanoza 5 adet aspirin ilave edeceğiz. Her bir kavanoza yarım kiloluk kavanoza bir aspirin. Ölçümüz bu şekilde arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5 aspirinimizi koyduk. Şimdi koyduğumuz aspirinler de şöyle erimesi için karıştıralım. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ay. Şöyle. Aspirinler biraz eriyecek. Hemencecik kavanozlara doldurmayalım. Zaten hemen eriyecektir. Bakın başladı bile erimeye. Şöyle birazcık beklemesi gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimizi bir yarım saat beklettik. Aspirin eridi. Tuzunu vermiştik. Tuzu çok yerinde olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Ben bir tadına baktım. Birazcık attığınız zaman tuzun tadını alacaksınız arkadaşlar. Hafif yapmayın tuzunu. Biraz tuzlucan olsun. Evet. Burada benim şimdi kavanozlarım var. Bakın. Kavanozlarımı dolduracağım. Güzelce karıştırdım daha önceden ben bunu hazırladım. Aspirinleri eridi arkadaşlar. Şimdi her bir kavanozu bu şekilde dolduracağım. 5 adet ölçmüştük kavanozumuz vardı ve her bir kavanoza 1 adet aspirin kullandık. Şöyle yeterli. Evet, 4 kavanoz doldurduk arkadaşlar. Burada suyu kaldı. Bunları da tabii ziyan etmeyeceğiz. Bakın onları da ilave ediyorum. Şöyle pay ediyorum her bir kavanozun içine. Tabii ki ziyan etmek yok. Muhteşem bir tarif hazırladık arkadaşlar. Evet. Bakın her birinin içine pay ediyoruz. Şöyle güzelce. Evet, 4 kavanozumuz hazır arkadaşlar. Evet. Hazır olan domateslerimizin üzerine arkadaşlar zeytinyağı dökeceğiz. Şöyle çay bardağımı dolduruyorum. Hakiki zeytinyağı. Her birinin üzerine bakın kaplayacak şekilde zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Üzerine kapatacak. Bakın yetmedi. Biraz daha döküyoruz. Bu zeytinyağı bozulmasını önleyecek arkadaşlar. Domateslerin üzeri kapanması lazım. Bu şekilde bakın zeytinyağlarını da koyduk. Evet. Yağlarını da döktük arkadaşlar. Şimdi kapatacağız. Şöyle her birinin üzerine kapağını kapatıyoruz. Sıkı sıkı kapatmamız lazım arkadaşlar bu aşamada. Bakın. 2 geri 1 ileri hesabında kapakları kapatıyoruz. Evet, sıkı sıkı kapattığımız zaman kışlık
Salatalarda kullanılabilecek domatesimizi hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu domatesleri salatalarda tüketebilirsiniz. Yemeklere koymayın arkadaşlar. Yemeklerde kullanılmaz. Umarım beğenmişsinizdir aspirinli domates tarifimi. Çok eski bir tariftir arkadaşlar. Domatesin bol olduğu zamanlarda mis gibi yaz domateslerinden hazırlayın. Kışın tüketmek üzere saklayın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.